Şimdi umarım beni görüyorsunuzdur. Umarım beni görüyorsunuzdur. Umarım beni görüyorsunuzdur. Beni görüyor musunuz? Şimdi önce şınav yapıyoruz. Yok şınav yapamam ben. Mekik yapıyoruz. Mekik yapıyoruz. Oh, öpeyim bir tane abiler görsün. Oh. Hadi gel. Spor yapalım. Zaten vücudun yağ yakmaya meyilli ve sen ona bu antrenmanda ne diyorsun biliyor musun? Zaten beni yağ yakmak istiyorsun. Zaten yağ yakmaya hazırsın. Sana bu fırsatı veriyorum diyorsun. Yağ yak diyorsun. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda oruç tutan arkadaşlar için çok güzel bilgiler vereceğim. Çok güzel ufak inciler vereceğim. Şimdi oruç tutuyorsunuz. Vücudunuz uzun süre aç kalıyor. Yani neredeyse 18 saat kadar aç kalıyor. Bunun öncesinde kardiyo yapmayı veya herhangi bir ağırlık antrenmanı zaten kesinlikle yapmayın. Ağırlık antrenmanını kesinlikle önermiyorum. Uzun süreli kardiyoları da önermiyorum. Peki ne yapmanız gerekiyor? Bu süreci değerlendirebilir misiniz? Değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir antrenman şekli göstereceğim size. Bunun güzelce bir açıklamasını da yapacağım. Birlikte antrenman yapacağız aşağıda. Biraz da beslenme de yapabileceğiniz birazcık taktiklerden bahsedeceğim size. Hem size anlatıyorum hem bahçeye iniyoruz. Antrenmanımızı yapıyoruz. Şimdi nasıl bir antrenman olacak bundan bahsedeceğim size. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Bir saniye, video buraları editlemeyeceğim biliyor musunuz? Buraları da izleyen arasını satayım. Şimdi dostlar size nasıl bilgiler vereceğim biliyor musunuz? İftarda değerlendirebileceğiniz yani oruç tutan arkadaşların değerlendirebileceği iftarda ve sahurda çok güzel bilgiler vereceğim. İftar öncesi antrenman, sahur öncesi ise verdiğim taktik beslenme ile alakalı olacak. Şimdi birlikte bir antrenman yapacağız. Onu size söyleyeyim. Bu antrenmanın neden etkili olabileceğinden biraz size bahsedeyim. Şimdi oruç tutuyorsunuz ve hemen 18 saat yani ortalama 18 saat özür diliyorum. Ortalama 18 saat vücudunuz aç kalıyor ve vücudunuzda gerçekten yeterli besinler, yeterli vitaminler, mineraller. Yani vücudunuzda bir enerji kaynağı, bir güç kaynağı olmuyor. Dolayısıyla ağırlık antrenmanı yaptığınız zaman kesinlikle sakatlanma olayınız çok yüksek. Bir anda sakatlanmasanız da sakatlanmaya yol açma riskiniz çok yüksek. Hani ilerleyen zamanlarda kesinlikle sakatlanabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda sakatlandığınız zaman kesinlikle bugünleri hatırlayın. Ağırlık antrenmanı yapan insanlar bugünleri hatırlasın. Zamanla eklemleri aşınıp kesinlikle ortaya sakatlık çıkma ihtimali çok yüksektir. O yüzden ağırlık antrenmanı yapmanızı kesinlikle önermiyorum bu iftardan önceki süreçte. Bakın iftardan önceki süreçte sakın karıştırmayın. İftardan önce nasıl bir kardiyo, nasıl bir spor yapmanız gerektiği hakkında çok güzel bilgi vereceğim size. Kas kazanmak istiyorsanız veya yağ yakmak istiyorsanız kesinlikle bu antrenmanı iftardan önce yapın. Çünkü dediğim gibi bu bir taktik, bu bir antrenman veya bu kesinlikle yapmanız gereken bu şey değil. Bu sizi diğerlerinden bir adım daha öne çıkartacak bir taktik. Uzun süre aç kaldınız. Şimdi bu olayın, bu antrenmanın formülünü size anlatıyorum. Uzun süre aç kaldınız. Vücudunuz böyle artık hani enerji üretimi için, vücudunuzda hiç şeker yok. Vücut enerji üretimi için yağları minik minik kullanmaya başlıyor. Zaten ekstra bir efor sarf etmediğinizi düşünüyorum. Gün içinde evdesiniz ve vücut minik minik yağ yakıyor. Sen onu aşırı eğer hırpalarsan, işte aşırı antrenman yapıp aşırı vücudunu hırpalarsan o zaman kas kaybına girersin. İftardan önce bu ağırlık antrenmanı yaparsan. O yüzden iftardan önce çok minik soft bir antrenman yapmak gerekiyor. Nasıl bir antrenman olacağını birlikte yapacağız, birlikte göstereceğim. Minik bir nabzı hızlandıracağım. Ondan sonra birazcık dinlenip sonra iftarınızı yapacaksınız. Bu antrenmanı ne zaman yapmanızı öneriyorum. Hemen size onu da söyleyeyim. Bu antrenmanı iftardan 1 saat önce yapın. Zaten 10 dakika sürecek bir antrenman. Sonra güzel bir dinlenin. Sonra da tekrardan yemeğinizi yiyin. Yemeğinizi yedikten sonra, yemeğinizden 2 saat, 3 saat sonra, o zaman ağırlık antrenmanı yapıyorsanız yapın. O zaman hard antrenman yapıyorsanız tabii ki de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu antrenman sadece bir taktik olduğunu unutmayın. Şimdi bu nasıl bir antrenman? Let's go, geçelim. Bu nasıl bir antrenman? Bu şöyle bir antrenman. Vücudu çok fazla zorlamayacağız. Neden zorlamıyoruz? Çünkü vücutta yeterli kadar güç kaynağı yok. Yani zorlanmaması gerekiyor vücudun. Eğer zorlarsak vücut atrofiye geçebilir. Yani kasın küçülmesine geçebilir. Dolayısıyla çok fazla zorlanmadan minik bir nabzı arttıracağız ve çekilip dinleneceğiz. Ufak bir taktik unutmayın. Ne bir antrenman ne başka bir şey. Şimdi dostlar, telefonumu şöyle bir koyayım.
Şimdi umarım beni görüyorsunuzdur. Umarım beni görüyorsunuzdur. Umarım beni görüyorsunuzdur. Beni görüyor musunuz? Şimdi önce şınav yapıyoruz. Yok, şınav yapamam ben. Mekik yapıyoruz. Mekik yapıyoruz. Oh, öpeyim bir tane, abiler görsün. Oh. Hadi gel. Spor yapalım. Şimdi dostlarım, dediğim gibi kendinizi çok fazla zorlamıyorsunuz. Ufak bir nabzınızı arttırıyorsunuz. Sonra dinleniyorsunuz. Sonra da iftiharınızı yapıyorsunuz. Nasıl nabzınızı arttırıyorsunuz? Önce geliyorsunuz. Köpeğinizi alıyorsunuz. Sadece 5 tane şınav yapmanızı istiyorum. Tamam, 5 tane şınav. Kendinizi çok fazla zorlamadan yavaş yavaş 5 tane şınav yapıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane şınav yaptınız, ayağa kalktınız, çok sakinsiniz. Sakin olun, bakın kesinlikle vücudunuzu zorlamayın. Zaten 18 saattir, 17 saattir, 16 saattir açsınız, anladınız mı? Minik bir dinlendim. 5 tane şınavdan sonra sprint yapıyorum, bakın şu. Sprint yapıyorum. Çok fazla zorlamıyorum. Bakın şöyle, çok fazla zorlamayın kendinizi. Ufak. Çok minik sprint yapıyorum. Tamam mı? Çok azıcık nabzımı hızlandırıyorum. Nabzını hızlandırın abi. Devam. Benle birlikte yapın bu arada. Ben hiç dinlemeyeceğim. Dinlenmeyeceğim. Siz de benimle birlikte yapın. Minik daha hızlandırdım nabzını. Zaten vücudun yağ yakmaya meyilli ve sen ona bu antrenmanda ne diyorsun biliyor musun? Zaten hani yağ yakmak istiyorsun. Zaten yağ yakmaya hazırsın. Sana bu fırsatı veriyorum diyorsun, yağ yak diyorsun. Sprint yaptık, şimdi jumping jack yapıyoruz. Şu hareket biliyorsunuzdur bunu da. Köpeğe basmayayım diye şaşırdım. Jumping jack yaptık. Minik daha dinleniyoruz. Çok az daha dinleniyoruz. Çok az daha dinleniyoruz dostlarım. 10 tane şınav yapacağız. 10 tane şınav yapacağız, tamam? Let's go. Yine koydum. Bak, bacaklarınız açık, bacaklarınız kapalı hiçbir şekilde fark etmez. 10 tane şınav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop 10. 10 tane şınav yaptık. Şimdi dinleniyoruz. Dinlenin. İyice dinleniyoruz, tamam mı? İyice dinleniyoruz. Birazcık dinleneceğiz. Yaklaşık 1 dakika falan dinlenelim. Dinlenirken size köpeği göstereyim. Dediğim gibi bu bir antrenman değil. Bu bir sadece taktik. Anladınız mı? Bunu yapacaksınız ve diğerlerinden bir tık öne geçeceksiniz. Bu da beni takip eden insanların artı biri olduğunu belli eden bir hareket. Evet. Tekrardan koyayım kamerayı. Bu kadar dinlendiğimiz yetiyor. Şimdi tekrardan şınavla başlıyorum. 5 tane şınav yapacağım. Ama bu şu şekilde 5 tane şınav yapacağım. Göğsümü yere koyacağım. Göğsümü yere koyduktan sonra 0.5 saniye bekledikten sonra tekrardan kalkacağım. Yani şu şekilde 5 tane şınav yapıyoruz. Bakın. İzliyorsunuz beni. Koydum. Ellerimdeki kuvveti aldım. Kalktım. Koydum, ellerimde kuvveti aldım, kalktım. Ellerimi boşa bıraktım, kalktım. Ellerimi boşa bırakıyorum, kalkıyorum. Tekrar ellerimi boşa bırakıp kalkıyorum. Şimdi burada bu hareketle şuna dikkat edin. Ellerinizi yere koyduğunuz zaman, elinizdeki gücü aldığınız zaman yerden kalkarken birden kalkmayın. Birden ellerinize basmayın. Zaten eklemleriniz hassas. Dolayısıyla sakatlanmalara neden olabilir. Kalkarken dikkat edin. Yavaş yavaş kalkın. Zorlamayın hiçbirinizi. Şimdi şınav yaptık. Son üç hareketimiz. Biraz önce yaptığımız son üç hareket. Jumping jack yapıyoruz. Şu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jack yaptık. Çok minik dinleniyoruz. Siz bu arada konuşmuyorsunuz. Keşke bunu videonun başında söyleseydim. Unuttum. Derin nefes alın, tamam mı? Burnunuzdan nefes alın. Ağzınızdan nefes verin. Şimdi. Son iki hareketim kaldı. Şimdi sprint. Çok az. Bundan sonra son hareket. Son hareket yapıyorsunuz. Bundan sonra dinleniyorsunuz.
Sonra gidip yaklaşık 40 dakika sonra, 40 dakika sonra, 45 dakika sonra yemeğinizi yiyorsunuz. Nabzınızı arttırıyoruz. Nabzınız düşüyor, normale dönüyor ve sonra yemeğinizi yiyorsunuz. Olay bu. Son bir hareket yapacağım. Son bir hareket 10 tane jump squat yapıyorum, tamam mı? Jump squat yapıyorsunuz. Yani zıplayarak squat yapıyorsunuz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çok güzel. Bu jump squat'ta da hemen şunu söyleyeceğim. Zıplarken dostlarım, jump squat'ta zıplarken parmak uçlarında zıplamayın, tamam mı? Her zaman topuklarınıza basıyorsunuz. Topuklarınızla zıpladıktan sonra parmak uçlarınız yere doğru düşebilir. Gayet normal ama kendinizi yukarı doğru zıplatırken, yani zıplarken topuklarınıza basıyorsunuz. Antrenman bu kadardı. Gördüğünüz gibi gayet basit ve etkili. Minik bir nabzımızı arttırdık. Birazcık dinleneceğiz. Ben de dinleneyim, bir videoyu kapatayım. Sonra size sahurda yapmanız gereken çok güzel bir beslenme taktiği vereceğim ve artı 2 öne geçmiş olacağız. Ben de bir nefes aldım. Üstümü ikiyi çıkarttım, anasını satayım. Birazcık sıktı beni. İftardan önce yapmanız gereken güzel bir taktik verdim size. İftardan önce şu ses giden bir yere geçeyim diyecektim. Ya da bahçenin arkasına doğru gidelim. O ses biraz uzak dursun. Rahatsız etmesin. Size iftardan önce yapmanız gereken çok güzel bir taktik verdim. Bakın bunu gerçekten çok yapın. Kesinlikle faydasını göreceksiniz. Antrenmanın olayını anlayın. Çok fazla vücudu zorlamak değil. Zaten bu süreçte zorlamamanız gerekiyor. Unutmayın, iftardan önceki süreçte. Bu antrenmanı yapın. Sonra dinlenin. Sonra güzel bir şekilde yemeğinizi yiyin. Şimdi ikinci taktiğim, sahurda vereceğim taktik size. Oruç tutan arkadaşlarım, sahurda hem vücudunun beslenmesi gerekiyor. Arkadaşlar, şeyler söylemeyeceğim, merak etmeyin. Vücudunuz beslenmesi gerekiyor. Kasein protein alın. Yoğurt yiyin. Yoğurt zaten çok fazla önemli bir insan değilim ama lor peyniri yiyin. Klasik şeyler söylemeyeceğim size. Sahura geldiniz. Ortalama bir yemek söyleyeceğim size. 2 tane yumurta, yani yumurta olması gerekiyor önünüzde. Şimdi eğer çok kiloluysanız, açık söylüyorum, eğer kilolu bir insansanız biraz daha az, zayıf bir insansanız biraz daha fazla, eğer orta fit bir insansa tam ortalarda bu miktarları tutun. Miktarlar çok önemli. Önünüzde bir kere yumurta olsun. Ortalama 2 tane yumurta olsun. Eğer kiloluysanız 1, fit bir insansanız 2, kilo almak istiyorsanız 3 yumurta. İşte bunun gibi miktarları belirtin. Kesinlikle bol yeşillik olsun. Bol yeşillik olsun. Birazcık tuz kullanın. Çok azıcık tuz kullanın. Sakın fazla kullanmayın. Bol bol su için çok yeşil sebzeler kullanın. Yani böyle maydanoz özellikle, kıvırcık özellikle, yani yeşil olan sebzeleri kullanın. O yeşillik dediğimiz sebzeleri kesinlikle kullanın. Son olarak size şundan bahsedeceğim. Asıl olayım bu. Asıl vereceğim taktik. Uyumadan önce, uyumadan yaklaşık böyle hemen yarım saat önce 3 tane orta boy havuç yiyeceksiniz, anladınız mı? Büyük boysa eğer 2 tane, orta boy havuç 3 tane. Uyumadan, yani sahurdan işte bir yarım saat önce 3 tane havuç yiyorsun. Bu havuç sana ne yapacak? Kaslarını besleyecek, kaslarının sertliğini kaybetmemesini sağlayacak. Gün içinde ona yeterli mineral ve vitamini göndermesini sağlayacak. Dolayısıyla kaslarınız beslenecek, kaslarınız daha böyle diri kalacak, kaslarınız besinsizlikten böyle sönmeyecek. Havucun gerçekten faydasını hissedeceğinizi düşünüyorum. 3 tane havuç yapıyorsunuz. Kahvaltı tarzında bir beslenme programı söyledim size. Yani ortalama bir beslenme programı söyledim. Ama şimdi kişiye özel olması neden önemli diyoruz. Şimdi mesela muz da olması gerekiyor. Ama şimdi ben bu videoda muz dersem eğer, hani kilolu ve kiloluya yakın insanlar hani yarın bir muz eklese bile bütün düzen bozulacak. O yüzden gerçekten vücut geliştirme ve özellikle beslenme konusu çok ince çizgi. Detayların size öne çıkardığı bir olaydır beslenme. Son olarak kahvaltınıza birazcık da lor peyniri ekleyin. Lor peynirini söyledim zaten biraz önce. Lor peyniri ekleyin, yulaf ekleyin. Birazcık da bakliyat ekleyin. Bakliyatlar neler işte? Bu kuru fasulye, yeşil mercimek falan, bu şekilde bakliyatlar ekleyin. Güzel bir şekilde sahurunuzu yapın. Umarım verdiğim taktikler işinize yarayacak. Bence kesinlikle yarayacak. Unutmayın, iftardan önce minik bir nabzı hızlandırıyoruz. Sahurdan önce 3 tane orta boy havuç yiyoruz. Şuna dikkat edin, havuçları bütün yutmayın. Çok çiğneyin, tamam mı? İyice çiğneyin. Böyle havuçların iyice suyunu falan hissedin. Ağzınızda parça parça olsun. Her havuç yediğinizde, yani sahurda havuç yediğinizde ve ertesi gün kalktığınızda havuçları hissettiğinizde bana teşekkür edin.
Sizi seviyorum. Oruç tutan arkadaşları da seviyorum. Bana sormak istediğiniz şeyler varsa yorum olarak yazın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz.